14. yüzyıl divan edebiyatı sanatçısı, Türk hükümdarı, şair Kadı Burhanettin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Divan şiirinin kuruluş yıllarında divan şiirini kuran şairlerin başında gelen önemli isimlerden birisin. Beni benden daha iyi bildiğinize eminim. Gazellerin ve özellikle de tüyuların meşhur. Beşeri aşk, ölüm, yiğitlik konularını işleyen, sufi olmamakla birlikte tasavvufi konulara vakıf ve tasavvufu şiirlerinde bir çeşne olarak işleyebilen kuvvetli bir şair olduğunu söyleyebilirim. Divan edebiyatının ilk ve en hacimli divanlarından birini yazdığımı da eklemek isterim. Senin için özgün bir şair diyebilir miyiz peki? Kendime özgü bir üslubum var. Divan şairlerinin işlediği klasik konuların dışında da şiirler yazdığımı pek bilen olmasa gerek. İstersen biraz da işlemiş olduğun konulardan bahset. Yapıtlarımda aşk ve kahramanlık temalarının yanında tasavvuf da önemli bir yer tutar. Gazel, rubai ve tuyularımda ölüm kavramına ve bu sözcüğün çağrışımlarına sıklıkla yer verdim. Anladım. Sanki somut şeyleri daha çok seviyorsun. Soyut dünyadan ziyade gerçek dünyadan aldığım izlenimleri, mücadeleleri, serüvenleri, yaşadığım coğrafyayı, düşmanlarımı, gerçek dünyadan çıkardığım izlenimleri, yaşadığım mücadelelerden hissettiğim duyguları ifade eden şiirler yazmayı severim. Senin divanın, divan edebiyatının ilk divanlarındandır. Eserlerindeki arkaik Türkçe'ye ve mahalli dile mahsus kelimeler 14. yüzyıl Türkçesi için bir hazine olarak kabul edilmektedir. Şiirlerimde Arapça veya Farsça kelimelere tenezzül etmekten ziyade öz Türkçe'ye meylettim. Bu çok iyi. Arap sevici olmamana sevindim. Diğer divan şairlerinin aksine dilim duru ve sadedir. Türkçe'yi aruza uydurmuş, Türkçe değişler demeyi bir hüner kabul etmişimdir. Öyle ki birçok şiirin Azeri Türkçesine mahsus sözcükleriyle doludur. Bu yüzden bazı dilciler seni Azeri sahasına dahil bir şair olarak kabul ederler. Mani, Hoyrat, Bayatı'nın divan şiirindeki türevi olan Tuyu türünün en önemli şairi olmam bu çabadan kaynaklanır zaten. En önemli kısım burası sanırım. Divan şairleri arasında edebiyatımızın en önemli tuyu ustasısın. Teşekkür ederim. Senin için bilinmesi gereken önemli bir husus olduğunu daha düşünüyorum. Bahsetmek isterseniz sevinirim. Tıpkı Mani, Hoyrat ve Bayatı'larda da olduğu gibi mahlas ve at kullanmamış olman önemli bir husus bana göre. Seni milli bir şair yapan diğer bir özellik de budur sanırım. Doğrudur, mahlas kullanmayı tercih etmedim. Mekanıma şeref verdin. Bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Oldukça zevkli bir sohbetti.